Merhaba Pendikli TV izleyicileri. Bu bölümkü konuğumuz Memleket Partisi Pendik İlçe Başkanı Binali Karaman. Binali Bey, öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Siyasiler başlıklı programımızın konuğu bu bölümde sizsiniz. Neler söylemek istersiniz? Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? İlk başta sizi tebrik ediyorum. Çok güzel programlar yapıyorsunuz ve bunlar çok değerli. Ben 1964 Erzincan Kemah doğumluyum. Ortaokulu Erzincan'da okudum, ilkokulu köyümde okudum, liseyi Kartal Lisesi'nde okudum, üniversiteyi 20 yıl okuyarak üniversite diplomasını aldım, açık öğretim. Şu anda iktisatı okuyorum, onu da almaya çalışıyorum. Geçmişim bu. Erzincan'da olduğunuzu söylediniz ama boynunuzda Trabzonspor'un renklerini görüyoruz. Bunun var mıdır bir sebebi? Şimdi 13 yaşından beri Trabzonsporluyum. Şenol Güneş'i milli galeci olarak gördüğüm günden bu tarafa Trabzonspor'u tutuyorum. Trabzonluyum, fanatik bir Trabzonsporluyum. Bir Trabzonlu sporludan daha Trabzonluyum. Binali Bey, peki sizin siyasi geçmişinize dair de merak ettiklerimiz var. Bunun için neler söyleyebilirsiniz? Ben Demokratik Sol Parti'de siyaset yaptım. İlçe yönetim kurulu üyeliği yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 92'de Deniz Baykal'ın siyaset yaptığı dönemde Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. İl temsilciliği yaptım. Köyümün 15 yıl dernek başkanlığını yaptım. Erzincan'da bir köy kurduk. Organik, ekolojik, çağdaş bir, demokratik bir köy kurduk. Siyasetim işte Memleket Partisi'nde, yani şöyle söyleyeyim, Kartal Yönetim Kurulu üyesiydim. Daha sonra da burada görev aldım. 2009'da Kartal Belediye Meclis üyesi oldum. Siyasi geçmişim ve sosyal faaliyetlerim çok yoğun. Kartal'a atıf yaptınız. Kartal, Pendik, Tuzla. Bu bölgeye hakim olduğunuzu söyleyebilir miyiz o zaman? Yani ben şöyle söyleyeyim. 40 yıl esnaflık yapmışım. Çeşitli bölgelerde, çeşitli yerlerde. Bu bölgelerin hepsine hakim durumdayım. Yani esnaf olsun, siyasetçiler olsun. Herkes beni tanır, bilir. O anlamda, o konuda bir problem yok yani. Çok güzel bir şeyimiz var yani. Pendik İlçe Başkanlığı hakkında bahsedebilir misiniz peki? Ne zaman kuruldu Memleket Partisi Pendik İlçe Başkanlığı? Adresi nerede? Nasıl ulaşıyor insanlar size? Pendik İlçe Başkanlığı tren istasyonuna yakın bir yerdeyiz. 19 Mayıs Caddesi, Ökmen İş Merkezi 3. kattayız. Aşağı yukarı bir yılı geçti. Kurucu ilçe başkanıyım ben. Kartal'da kurucu ilçe yönetim kurulu üyesiydim. Pendikli vatandaşlara, seçmene sosyal medyayı kullanarak mı ulaşıyorsunuz? Esnaf ziyareti mi yapıyorsunuz? Evet. Nasıl ulaşıyorsunuz insanlara? Şimdi bir kere Pendik esnafıyla ilişkilerimiz çok güzel. Esnafları geziyorum. Çok güzel sinerjiler, çok güzel duygular alıyorum. Ve biliyorsunuz Pendik çok büyük bir ilçe. Yani gitmek, çalışmak çok zor. Ama biz tabii stratejik ve planlı bir şekilde bunu yapıyoruz. Mesela Kurtköy'e kadar esnafı tek tek gezmişim. Pendik esnafını tek tek gezmiş durumdayım. Yani tabana kuvvet. Koşuyoruz. Fazla hani donanımlarımız yok, imkanlarımız fazla yok ama bizim içimizdeki o heyecan, Muharrem İnce aşkı, Muharrem İnce'ye olan sempatizamız, yani bizi çalışmaya motive ediyor. Çalıştıkça, insanlardaki o sinerjiyi aldıkça, o enerjiyi aldıkça daha çok çalışmak istiyoruz. Yönetim kurulumuz, çok donanımlı bir yönetim kurulu kurduk. Yani çok güzel çalışmalar yaptık. Kısa zamanda ilçemizi kurduk. Kısa zamanda esnafı geziyoruz. Böyle. Sayın Muharrem İnce'den bahsettiniz, partinizin genel başkanı. Sayın Muharrem İnce Memleket Partisi'ni nasıl kurmaya İkna oldu diyelim? Çünkü CHP'den ayrılması pek beklenmiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Nasıl oldu da Muharrem İnce başka bir siyasi partinin genel başkanı oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldim. Yani yıllarımız CHP'de geçti. Emek verdik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal'ın o ulusal duruşuyla birlikte biz partiyle yeni gelen arkadaşlar dokumuz uymadı. Ve onlarla yan yana durmayı kabul etmedik yani. Dedik ki biz ulusalcıyız, Atatürkçüyüz, Atatürk çizgisinde ödün vermeyiz. Bir baktık ki parti ayaklarımızın altında kaymış yani. Ve o anlamda Muharrem İnce'nin de zaten Cumhurbaşkanlığı adayı sırasında bir sürü olaylar yaşandı. Ve çok ciddi bir oy aldı. Bence %40'ın üzerinde oy aldı ama oyların bir kısmı çöpe gitti. Yani oylara sahip çıkılmadı.
Sokakta şununla karşılaşıyoruz. Özellikle bazı CHP'lilerle. İşte Muharrem İnce o akşam neredeydi? Yani bunu söyleyen insanların yan belediyede, yan bir yerde bir menfaati olduğu için söylüyorlar. Gerçekleri söylemiyorlar. Yani bu ülkede gerçekleri konuşma diye bir derdimiz var. Yani parti tutmak veya partili olmak başka bir şey. Ama bir de ülkemizin çıkarı için, memleketimizin çıkarı için, Pendik'in çıkarı için yani gerçekleri konuşacağız. Doğruyu konuşacağız. Tam da bu noktada Bineri Bey, Memleket Partisi'ne yönelik bazı eleştiriler de var. Onları da size aktarmak istiyorum. Çünkü partinin bir temsilcisisiniz Pendik'te, Pendik ilçe başkanısınız. Evet. Evet. Memleket Partisi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalif mi? Bence değil. Cumhuriyet Halk Partisi bazı milli duruşlarda, mesela Libya konusunda olsun, genel başkanımızın söylediği gibi, işte bazı Azerbaycan noktasında olsun, işte bu konularda ciddi bir siyaset ortaya koyamadı. Bizim ana ilkelerimiz var, bizim bir duruşumuz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu duruşla gelmişiz. Yani iktidar olup olmamak çok önemli değil. Önemli olan o duruşumuzu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundaki o çağdaş, demokratik, özgür duruşumuzu her yerde var etmek. Yani bence genel başkanımız siyasetin şu anda testası. Testayı biliyorsun. Testa çok büyük kumpaslara uğramış. İşte çalışmalar engellenmiş. Yani bugün gerçekten genel başkanımız çağdaşlık diyor, demokrasi diyor, özgürlük diyor, teknoloji diyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Birileri bizi bu tarafa çekiyor, birileri bizi bu tarafa çekiyor ve bizi yolumuzda saptırıyor. Muharrem İnce tam burada ciddi anlamda çağdaşlığı, demokrasiyi ve medeniyeti yakalamak istemek istiyor. Yani bu konuda gençlerimiz özellikle çok büyük bir sinerji, mesela teknolojide kuantum diyor. Yani bizim o partiyi eleştirme, bu partiyi eleştirme bir derdimiz yok. Hepsi bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, herkes bir mücadele veriyor. Ama sonuçta Türkiye'de bir şey var. Türkiye'de doğru bir şey yaptığınız zaman gerçekten bunun karşısında çok muhalefet var. Bu muhalefet neden kaynaklanıyor? Niye kaynaklanıyor? Yani birileri doğru bir şey yaptığı zaman niye bu kadar saldırı gerçekleşiyor? Ben bunu anlamış değilim. Memleket Partisi, hükümetin yaptığı doğru işleri takdir ediyor o zaman. Evet, ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazen şöyle söylemler olmuştu. En doğru şeyi de yapsanız siz iktidar olduğunuz için biz muhalefet yapacağız diyen, evet, parti meclis üyeleri vardı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ama siz diyorsunuz ki Memleket Partisi hükümette de olsa, muhalefette de olsa kim doğru yapıyorsa onun arkasındayız, evet, diyorsunuz. Doğru, evet, mu anladın? Evet, doğru anladınız. Bir de ben ayrıca şöyle söyleyeyim. Ben 2009'da Kartal Belediye Meclisi'ydim. 17. sırada meclis üyesi oldum. Çok ciddi bir halkın, kendi mahallemde çok ciddi bir oy aldık. 4000 oyunu 17'ye çevirdik. 96.000 oy aldık. Şimdi ben o belediye meclisinde de hep doğruyu söyledim. Ama özellikle CHP'lere yaranamadık. Bizim maalesef yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yapı var. Bu yapı biliyorsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nde başarılı olan insan başarısız yapmak için her şey yapılıyor. Böyle bir tarz var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bizim şeyimiz değil. Yani bizim konumuz değil. Ama ben isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi de çağdaş olsun, demokratik olsun. Gerçekten özgür bir şekilde siyaset yapsın. Şimdi özgürlük istiyorsun, demokrasi istiyorsun. Kendi partinin içinde demokrasi yok. Bu söyleminize ilişkin partinizin genel başkanı Sayın Muharrem İnce'nin şöyle bir söylemi olmuştu. Demişti ki, şu an Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde genel başkanlığa Mustafa Kemal Atatürk aday olsa seçilemez. Doğru söyleminde bulunmuştu. Doğru söylüyor. Bunun neticesinde de zaten Memleket Partisi kuruldu anladığım kadarıyla. Evet. Biz bu röportaj serisine başlarken bunu izleyicilerimize, takipçilerimize de duyurmuştuk. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde bunları, bu röportajları yapmak istemiştik. Siz de bizim isteğimizi kırmadınız. Teşekkür ediyoruz tekrar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair neler söyleyebilirsiniz? Memleket Partisi'nin bu konudaki çalışmaları nedir acaba? Memleket Partisi bir kere şu kesin, bizim adayımız Muharrem İnce. Ama tabii genel başkanımız diyor ki sandığı koyacağız. Sandıkta kim çıkarsa tabii ki biz onun yolunda gidiyoruz. Onun öngörüleriyle gidiyoruz. 100 bin imza toplayacağız. Yani bir haksızlık var işin içinde. Birileri paraları alıyor. İstediği gibi aday oluyor. Partileri var arkasında, grupları var. Ama Muharrem İnce gibi bir gerçekten siyasetin doğasında gelen, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetiştirmiş olduğu en büyük evlatlarından birisidir. Ve 100 bin imzayı toplayacağız. Allah'ın izniyle
Allah bize yardımcı olacak. Biz 100 bin imzayı toplayacağız. Ve 100 bin imzayla birlikte bir de bunun maddi bir para yatırması gerekiyor. Büyük bir meblağ yatırması gerekiyor. Biz bunu da her türlü konuda genel başkanımızın yanındayız. Ve bizim kesinlikle düşüncemiz hangi partiyle ittifak yaparsa yapsın hiç sorun yok. Sadece biz onun aday olmasını istiyoruz. Yani adaylıkta vazgeçmesini istemiyoruz. İttifak konusunu açtınız. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? Şimdi geçen il toplantısı yapıldı. İl başkanımız Ertuğrul Gülsever çok değerli bir insan. Siyasetin içinde gelen 30 yılını, 40 yılını siyasete vermiş. Bizim görüşlerimizi istedi. Yani genel başkana ulaştırmak için istedi. Ben özellikle orada şunu, her arkadaşımız tabii görüşleri var. Ben orada şunu söyledim. Yani genel başkanımız zaten siyasetin testası. Yani her şeyi, her şeyden önce kendine güveni var. Her yerde kendine güveni var. Şimdi bu güven, bu dürüstlük, bu olduğu müddetçe biz genel başkanımıza güvendiğimiz müddetçe o istediğini yapabilir. İstediği partiyle ittifak yapabilir. Çünkü onun duruşu 3 günlük, 5 günlük bir duruş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yetişmiş bir insan. Yani siyasete yani yıllarını vermiş bu adam. Biz onun yanındayız. İttifak konusunda da şöyle söyleyeyim, zaten kendisi de söylüyor. Mesela HDP terörü bıraksın, terörle ilişkisini kessin. Terör olmasın. Yani radikal şeyler olmasın. Biz herkeste varız. Yeter ki bu ülkede yapılacak şey de neyse yapılsın. Ve şunu da söylüyor. Yani ben illa Cumhurbaşkanı olacağım. Türkiye için güzel olan şey neyse, yani yapılacak şey neyse onu yapalım. Bu konuda da çok büyük bir özverisi var bu konuda. Ama benim düşünceme göre dürüstlük olduğu müddetçe, memleket olduğu zaman, memleketin çıkarları olduğu zaman, yani geri kalan her şey teferruat. Teferruatları bir kenara bırakacağız. Yeter ki bu ülke kurtulsun. Yeter ki biz bir Avrupa standartlara, bir Danimarka, Norveç gibi veyahut da onların daha üzerinde ülkeler olmak zorunda. Ben bugün Pendik'e bakıyorum. Ya Pendik'te tamam esnaf güzel ama kardeşim yani gerçekten çağ dışı şeyler var. Görüyoruz bunu. Neden bir esnaf Pendik'te rahatlıkla arabasını park edecek yer bulamıyor? Bu konulara birazdan değineceğiz. Evet. Ülke siyaseti, genel siyasete dair vatandaşların sizce en büyük problemi ne şu an? Memleket Partisi bunu nasıl görüyor? Ya memleketin şu anda en büyük sıkıntısı istikrarsızlık var, ekonomik sıkıntılar var. Yani yarın sabah ne olacağı veyahut da otomobilin kaç para olacağı veyahut da evin bir ev alacaksınız. Yarın akşam kalkıyorsunuz evin fiyatı farklı, sabah kalkıyorsunuz. Yani ekonomik bir çıkmaz var şu anda. Neden bu ülkede halen insanlar acım diye bağırsın? Gerek yok buna. Yani sonra ülkemizde bak şurada bir taş var görüyorsunuz. Şu taş maden. Ülkemiz çok zengin. Ülkemizin taşı toprağı altın. Sadece hani İstanbul altın değil. Yani köylerimiz hepsi organik, ekolojik. Ama biz bunları keşfedemiyoruz. Tarıma çok önem veremiyoruz ve köylüyü, kırsal köylüyü destekleyemiyoruz. Beton yığınından başka ne var İstanbul'da? Anadolu'daki insanları destekleyecek Memleket Partisi. Tabii. İlk etapta ekonomiyi düzeltecek, tabii, istikrarı sağlayacak ve böyle insanlara faydalı olacak diye anlayabilir miyiz? Evet, evet. Genel siyasi dair aslında daha çok soracağımız soru var da şimdi biz biraz... Sor, hiç sıkıntı yok. Pendik'i konuşalım. Radikal sorular da sorabilirsin. Teveccühü nasıl Pendikli vatandaşların Memleket Partisi'ne? Yani her gittiğim yerde çayını içiyorum, kahvesini içiyorum. Yani özellikle esnaflar hepsi parti önemli değil. Parti bugün var, yarın yok. Ama dostluk, esnaflık, arkadaşlık bunlar her zaman olacak. Bu anlamda ilk önce insan olmak. Yani Türkiye'de siyaset şöyle. Ya işte bugün ben senin oyunu alayım, yarın ne olursa olsun. Değil ya, dost olacağız. Uzun vadeli olacağız. Yani gerçekten toplumun çıkarlarını savunacağız. Gerçekten iyilik yapacağız. Pendik aslında Türkiye demek. Çünkü Pendik gerçekten kısa zamanda bazı gelişmeler sarf etti. Bugün Pendik Anadolu yakasının en büyük ilçelerinden birisi. Ama tabii ki bunun gerçekten daha çağdaş, daha demokratik, daha bir özgür ortam yaratmak gerekli olduğuna inanıyorum. Pendik Belediyesi'nin mesela temizlik işlerini seviyorum. Yani gerçekten Pendik'te bir temizlik var. Yani belediye başkanına burada saygılarımı sunuyorum. Ama tabii bizim görüşlerimiz de alması gerekiyor. Yani ilçe başkanlarının görevini alması gerekiyor. Yani daha ben Ahmet Çin'di değil mi? Yani daha tanışamadık.
Sadece sahilde öyle bir konuştuk böyle ayaküstü. Ben özellikle belediye başkanımızın, diğer ilçe başkanlarının, tüm sivil toplum örgütlerinin, tüm kuruluşlarla birlikte yani Pendik'le ilgili programlar yapmasını, toplantılar yapmasını, bizim bilgilerimizi, düşüncelerimizi alması gerekli olduğuna inanıyorum. Peki bu düşüncelerinizi ifade etmek için daha önce Pendik Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çin'le görüşme talep ettiniz mi? Randevu talep ettiniz mi? Yani talep etmedim şu anda. Öyle bir talebim olmadı. Benim talebim olmadı ama biz tabii şeyi bekliyoruz. Biz belediye başkanından bekliyoruz. Yani biz davet bekliyoruz. O anlamda biz saygı bekliyoruz. Biz tabii ki genel başkanımıza saygı göstereceğiz. Ama bir karşılığını görmediğimiz zaman işte olmuyor bu. Konu anlaşılmıştır evet. Binali Bey. Binali Bey, peki Pendiklilere son olarak neler söylemek istersiniz? Sizi izleyenlere neler ifade etmek istersiniz? Pendiklilere şunu söylemek isterim. İlk önce Pendik halkı ve insanları mümkün olduğu kadar dost olsun, arkadaş olsun. Yani particilik veya çıkarcılık çok önemli değil. Pendik halkı akıllı, bilimi, teknolojiyi ön plana alsın. Gençlerimizi ön plana alsın. Çünkü geleceğimiz ve gençlerimiz çok önemli. Ve Pendik halkına şunu söylemek isterim. Esnaflara hayırlı işler versin, bol kazançlar versin ve ayrımcılık yapılmasın. Yani bu ülkede gerçekten en büyük sorunumuz ayrımcılık yapılması. Ya o şöyledir, bu böyledir. Değil kardeşim. Hepimiz Çanakkale'de geldik. Nasıl böyle olmuşlar? Aç kalmışlar, mücadele etmişler ve başkomutan Mustafa Kemal Atatürk orada siperde saat 4'te emir veriyor. Ya bunu yaşamamız lazım. Yani şimdi böyle ucuz işlerle, basit işlerle birbirimizi hırpalamaya gerek yok. Yani birlik, beraberlik, bu başka bir şey yok. Bunu istiyorum ben Pendik halkında. Teşekkür ediyoruz Binali Bey. Umarım faydalı bir röportaj olmuştur. Sevgili Pendiklilere de buradan seslenelim. Biz Memleket Partisi ile bu röportajı yaptık bu bölümde ama Pendik'te siyasi parti ilçe başkanlığı bulunan tüm partilerle iletişim halindeyiz. Gelecek bölümlerde de diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben bu arada size birer tane kitabımı hediye ediyorum. Çok teşekkürler. Kitabı... Yazar olduğunuzu da buradan anlamış evet, oldum. Evet, hediye ediyorum. Burada 1000 altın söz var. Evet. Biz kitap yazmalıyız, okumalıyız. Şimdi herkes okuyor, tamam kitap okuyabilir ama kardeşim yazacaksın. Kitap yazmak da bir iş. Yani çok okumak değil, yazacaksın. Yazmamız gerekiyor. O anlamda ben kitaplarımızı hediye ediyorum çok size. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geliyorsunuz. İyi ki bu duyguları bize yaşatıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Sevgili Pendik TV izleyicileri, bu bölümkü konuğumuz Memleket Partisi Pendik İlçe Başkanı Sayın Binali Karaman oldu. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.